Arkadaşlar merhaba. Yavuz Çetin'in Cherokee diye bir parçası var. Onu şimdi inceleyeceğiz. Ben size rifflerini bir anlatayım. Ha, mantığını söyleyeyim önce. Parça si minörde duyulan. Bunun için ya gitarı tam ton yukarı akort diyeceksin ya da ikiye bir tane kapo takacaksın. Tamam mı? Şimdi kapoyu taktığın zaman gitarı normal akortlarsan da yine bir kontrol etmekte fayda var. Çünkü bir miktar tizleşecektir. Çünkü bütün hani köprüye göre mesafe değiştiği için entonasyon ayarı yapmaya gerek yok. Sadece bakıyorum. Bak gördün mesela. Ha şöyle bile yapabilirim. Çünkü kaponun tuttuğu yer hani tınladığı vaziyette. Ben bakıyorum. Ha yeterli. Şimdi ilk riff şu. Bak. Hani minördük filan. O minör majör kararsızlığı vardır blues'da. Bu parçada özellikle duyuluyor. Dörtle şunu bare gibi basıyorum. Bu da. Tamam. O zaman. Mesela şu büyük üçlüyü duyuruyor ama tek riffin içinde değil. Bir takım layer'lar var. Yani üst üste kaydedilmiş bir part. Ben şöyle duydum. Yavuz'un orada yaptığı bir de ritmik bir oyun var sağ tarafla. Loop gibi çalayım. La minörden çalıyorsun gibi düşünsen de aynı netice çıkacaktır ortaya. Sonra bu parçanın ası. Hani diyor ya. Değil mi? Sonra. Dedi. Şunu basar. Kapoyu buraya taktım ya. Ben artık C dünyasındayım. Ama kapoyu takmadığımı düşün. Bu Do olacaktı. Ama benim için R şimdi. Tamam mı? Bası becerir, ben beceremem. Dolayısıyla ana rife döner. Toplayayım. C'sini çok güzel atacak. Herkesin derdi aynı. Değil mi? Ne yaptı? Bu durumda sol majör, re majör, re mi majör. Yine kapo mevzu. Buna şey diye bakabilirsin. Fa majör, do majör, re majör. Fa, do, re. Bak şimdi. Aynı şeyi. Bu sefer ne yapıyor Yavuz? Sus 4 diye bir akor var. Dörtlüyü geciktir. Bunu anlatacağım. Şöyle yapıyor. Fa majör. Bu durumda sol majör. Ben fa mı bilemedim. Siz şekle bakın.
dediğin loop gibi çalayım. Ortada bir tane soloya hazırlık şey yapacak. Bak şimdi. Yavuz Çetin Cherokee'nin rifflerini anlattım. Ondan sonra şimdi daha derinlemesine konuşacağız o dönemleri. Ve Can geldi, bayağı, bize anlatacak. Bayağı rastlantısal bir buluşma gibi sanki. Yani sabah bir konuştuk ama evet. Yani öylesine. Tamam. Sürpriz yaptım adama. Güzel. Evet. Sevgili, bizi kırmadı, geldi. Hiçbir zaman kırmadım, kırmayacağım gibi. Ayrıca Yavuz söz konusu. O yüzden onları da belirttiğin gibi birazdan galiba görüşeceğiz. Biraz konuşacağız. Anlatır mısın? Şimdi mi söyleyeyim? Lütfen. Nesini anlatmamı istersin? Çok inanılmaz bir gitarcı, inanılmaz bir müzisyen. Gitarına aşık bir besteci. Olması haricinde fevkalade kalbi olan, derinlemesine böyle kalbi olan, kibar bir arkadaşımızdı. Çok çaldık. Bir dönem özellikle çok çaldık. O zaman hatta birlikte çalıştığımız bir albüm söz konusuydu. Kara Kutu albümü. Sevgili ve son derece değerli müzisyen dostumuz Turgut Berkes'in albümü. Sevgili Volkan'ın ondan sonra Tarkan Gözü Büyüğün, ondan sonra Sarp Özdemiroğlu'nun, Göksel'in, Berna Keser'in, benim, neyse hepimizin böyle o dönemlerde gayet yapmaktan da mutlu olduğu bir albümdü. Ve tabii ki Yavuz da o albümde gitar çalıyordu bazı şarkılarda. Ve Turgut Berkes'le beraber şarkıların yapımında da büyük emeği geçmişti. Bunun haricinde tabii Yavuz'u İşte Blue Blues Band'den, kendi eforlarından, sevgili MFÖ'nün gitarcılığından, stüdyo session cat, hani feci çalan stüdyo müzisyenliğinden tanır herkes. Benim iyi bir dostumdu. Gayet değerli, gitarına aşık, belli bir müzik dönemine de fevkalade, yani hasta olmuş kalbinden bir adamdı. Yani böyle daha vintage diyebileceğim eski pedalları severdi, eski gitarları severdi. Müzik olarak mesela. Böyle 60'lar, 70'ler tabii onların çok etkisinde kalmıştı. Blues acayip severdi. Sonra sadece blues gitarcılar değil ama bestecilerin, yani mesela Allman Brothers, işte Wishbone Ash, o dönem. O dönemin gayet önemli müzisyenleri. Hendrix tabii ki hastasıydı. East Coast, böyle daha New York sound'unda da çalabilirdi. Özellikle kayıtlarda şöyle bir şey gerekiyor falan dediğinde. Ondan sonra Strat sound'unu çok seviyordu. Bir gün hiç unutmuyorum, belki uzatıyorum konuyu ama. Yok canım ya. Ben o dönem hasbelkader bir müzik mağazasında çalışarak da kiramı ödüyordum. İşte o dönemde hepimizin 20'li yaşları. 93'ten falan bahsediyorsun. 94'ler, 93'ler tabii. O mağazaya da bir tane Firebird geldi. Firebird'ün biliyorsun Gibson gitar. Fakat şekli haricinde bir de bir özelliği cevizden yapılmış olması ve üzerinde mini humbucker'lar var. Yavuz beni aramaya başladı. Can işte patronunla görüşür müsündü falan, işte biraz acaba indirim yapar mı? Ve Yavuz'a yani olabilecek herhalde en iyi şartlarda o gitarı sağladık. Çünkü o slide çalmayı çok seviyordu o gitarı. Sonra ne yaptı bilmiyorum. Belki de çok kısa bir süre kaldı. Bir de kullandığı, yani o dönem böyle inanılmaz işte amplifier'lar, işte simülasyonlar, software'ler falan tabii ki yoktu. Ve ayarım bozulmasın diye tamam bunu istiyorum ya, da. İyi mi demiyorum. Çaldığı gitar ne olursa olsun, işte akort kaçıran kilitsiz kulakları da olsa ya da bazen Kerim Çaplı'nın, o da şahane bir müzisyendi. Onu da bir gün anlatırız, konuşuruz. İnşallah. Benden çok daha iyi anlatabilecek ayrıca Batu abi falan var, işte pek çok Sunay var, Serhat var, Ersöz.
Onlarla da belki görüşürsün. Bazı gitarları böyle çok akordu zor tutan ya da eski telleri olan falan enstrümanlardı. Ama ne eline alsa onu da tabii çalardı. Güzel bu işleri kotarırdı yani icabında sahnede falan yaptığını ve bayağı baktığında hani atıyorum böyle illa çok ciddi bir Amerika şehri ya da bir Avrupa şehri olmasına gerek yok. Hani orada burada kalmış bir köy kasaba barında dünyanın neresinde özellikle Amerika'da Mississippi'de olsun bilmem Iowa'da olsun hiç fark etmez. Çalan herhangi bir grubu ve grubun vokalistini ve aynı zamanda gitarcısını seyreder gibi hissederdik. Bunlar mühim hadiselerdi. Yani anılarımız çok. Ben şöyle söyleyeyim. Ben Yavuz'u yani tanışma fırsatım olmadı, sohbet etme fırsatım olmadı. MFÖ'lü şeyde Zihni Bar'da. Evet. Kuru Çeşme'deydi o. O evet, vakit. Evet. Ne güzeldi. Dinlemiştim. Bayağı yani tabiri caizse kıçım tavana vurdu. Yani çünkü o dediğin gibi hadise yani hakikaten böyle yağ gibi müzisyen yani yardırdı yani hani öyledir ya o sahnede işte mesela küçük atıyorum, bir sahnesi vardı bir de öyle evet, böyle basık falan hatırlıyorum evet, evet. Ben de çaldım. Mesela solo çalıyorsun filan diye millet böyle içki içmeye başlıyorsa bil ki sıçtın. Tabii. Öbür türlü ama Yavuz öbürüydü yani gerçekten adam çaldığı zaman o kafalar ona dönerdi. Ben hep o örneği veriyorum şimdi. Evet o zaman belki internet yeni yeni oturuyordu. Belki bu kadar imkanlar yoktu falan fakat böyle değerli müzisyenleri Türkiye'de olsun yani keşke hayattayken idolleştirebilseydik. Haklarını, kesinlikle. Haklarını verebilseydik. Keşke. Keşke onlara şapkamızı o zaman ya da hani ya. Biz yapsak da diğer kitle de bunu acayip bir şekilde belirtebilseydi. Ve o yalnızlık ya da o kendi dünyalarında ya da kendi dünyalarımızda. Çünkü biz hayattayız nihayetinde. Böyle bir karar da biz yürütüyoruz. Fakat bunları keşke o şekilde yapabilseydik de. Hani böyle anıyor gibi değil de işte hala işte çalıyoruz, sen neler yaptın şu son 15 yıldır ya da şu son bilmem kaç yıldır falan diyebilseydik. Doğru bunlar, bunlar mühim. Bu hayatımızdan bir Yavuz Çetin nihayetinde geçti. Değerli bir dostumuzdur, ona da saygımız vardır. Müzik için sağ ol Yavuz. Evet, aynen öyle. Hadi o zaman. Çalıyor muyuz hemen? Tabii canım. Hadi çal bakalım. We'll be right back.
aybaşı günlerim. Ben yine 5 kuruşun derdine düştüm. Kiminin geri şişkin. Herkesin derdi ayrı. Herkesin derdi ayrı. Herkesin derdi kendine. Bu dönemde. Her dönemde. Hazır. Şunu söylüyorum. Yani iki farklı gitaristin çalması abi, hı hı,
bütün farkı yaratan şey o. Kendi başına mesela istediğin kadar duble al. Tabii. Kendin gibi. Bir kendi zaten fotoğrafını çekiyorsun. Tabii. Yani manası olmuyor. Fakat bu çok daha kocaman duyulacak bence. Bir de bence. Burada böyle yani bir kompozisyon var, bir şarkı var. Hı-hı. Yani herkese hizmet edebilecek bu tarz müzik dinleyen, dinlemeyen ya uzaktan dinleyen tabii, neyse herkese gidebilecek bir durum var. Bu health bandler falan değil mi bunlar? Mutlu. Aha öyleli. Nereden buldun bunu Can? Ya evet, bazen öyle denk geliyor hayatta. Sevgili bir arkadaşımız Yaşam bulmuş. Dore müziğin müdürlerinden biri. Hı-hı. Ben de baktım bu ne falan filan. Çok acayipti. Amerika'da bir şey yapmış. Ondan sonra çok da sevdim, çalıyordum falan. Tam da o sırada bir konserler maratonuna falan gireceğim. Ne zaman bu? Bu daha hani çok yakın, böyle Haziran, Temmuz 2017 gibi. Orada böyle bir çaldım falan, dedim inanılmaz çünkü sapı, dikkat edersen böyle adama çaldırıyor böyle çok enteresan. Güzel. Manyetikleri eski falan. Çok neyse güzel. Ya da eski gibi tınlıyor. Ben... Hani orada böyle altını çizmiş olmayayım da hani bir iddiam yok. Ben de tabii Yavuz Çetin falan, sen sabah böyle acaba yapabilir miyiz, denk gelir misin dedim falan ki, filan. Strat getir dedim, bir tane strat. Ya işte benim de aklıma geldi. Çünkü son zamanlarda, son hani 6-7 aydır gayet efektif olarak kullandığım, kayıtlarda da kullandığım çok güzel çalıyor artık bir enstrüman. O yüzden gayet müteşekkirim. Lütfiye ki? Ya bunları yapan Amerika'da bir adam. Blue Collar diye bir firma. Blue. Hani gitar satmak, beğendirmek değil de amacım bana çok oldu. Yo, benim amacım şu mesela şu yani... anda herhangi Fender'den çok daha iyi çalıyor bu. Yani... Evet, bazı Fender'ler tabii çok bomba çıkıyor hala. Oy oy oy, veya Fender gibi bir tane. Ya baksana. Beni davet ettiğin için böyle özel bir günde öncelikle teşekkür ediyorum. Kardeşimizi anmış olduk. Evet. Ne güzel Yavuz'a ruhu da. Ruhu şad olsun. Evet evet, Yavuz umarım orada babalarla takılıyordur işte, yanında olan diğer büyüklerle. Biz de inşallah umarım... Böyle güzel hatıralarımızı paylaşırız. Paylaştıkça çoğalırlar, büyürler. Hayran olduğumuz bir adam tabii. Benim arkadaşım değil, canım dostu. Benim olamadı, tanıyamadım filan. Yaşım yetmiyor. Halam benden tabii biraz yaşlı olmuş. Tabii, ama tabii. Bakın mesela sound kocaman oldu, büyüdü. İki farklı gitarist çalınca, tamam mı? Aynı mevzu. Bu mantığı işletmeye çalışın. Biz de bu parçayı daha da ilerleteceğiz. Nice. Her zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.